Dördüncü sınıf trafik dersi birinci dönem örnek birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Her sorunun ya da bölümün karşısında puan değeri var. Önce dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yazılı sorunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılar için kanalımı takip etmeye abone olmayı lütfen unutmayalım. A bölümü doğru yanlış ifadeleri 10 puan değerinde. Yaptığın her doğru 1 puan olarak da hesaplayabilirsin. Yaya kaldırımı olmayan karayollarında, taşıt yolunun kenarlarında yayalar için banketler vardır. Eğer yaya kaldırımı yoksa banketler vardır. Doğru bir bilgidir. D harfini yazdık. Karşıdan karşıya geçerken sola sağa bakmaya gerek yoksa araba çarpar sana. Yanlış bir bilgi. Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz. Evet sevgili öğrenci, yolu uzatabilirsin ama güvenliyse oradan gitmen gerekiyor. Doğru bir bilgidir. Kırmızı ışık yandığında araçlar geçemez. Kırmızı ışık yandığında araçlar durmak zorundadır. Geçebilir diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olur bize. Trafik kurallarına uymak yayaların, sürücülerin, herkesin görevidir. Doğru bir bilgi. Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanları değildir. Oyun alanlarında birbirleriyle itişmeler durumunda yola çıkabilirsiniz ve kazayla burun buruna kalabilirsiniz. Yanlış bilgidir sevgili öğrencim. Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir diyor. Yanlış bilgi. Tehlikelidir sevgili öğrencim. Görüş açını kapatıyorsun. Karşıdan gelen arabayı göremeyebilirsin. Hemen buraya da bir Y harfini yazdık. Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir. Doğru bilgi. Görevli trafik polisinin uyarılarına uymamıza gerek yoktur diyor. Trafik polisinin uyarılarına uymamıza gerek yoktur. Yanlış bir bilgi. Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçemezsin. Görüş açını kaybedersin, karşıdan geleni göremeyebilirsin. Geçebiliriz diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olur. Çoktan seçmeli test sorularına geçtik. 5 tane sorumuz var. 20 puan değerinde yaptığın her doğruyu 4 puan olarak da hesaplayabilirsin. Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar yolların yapısı bozuk olsa trafik tabii ki kaza yaşayabilirsin. Olumsuz iklim koşulları mesela yolun buzlanması gibi. Araçların bakımsız olması yine trafik kazalarında sebeptir ama insanlardan kaynaklı sebepler %95'ini oluşturur. İnsanların kurallara uymaması. Doğru cevabım A seçeneği. Benden en önemli unsuru istiyor. 2 numaralı sorumuz test soruları 4'er puan değerindeydi. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış karayolu bölümüne ne denir? Banket denir. Doğru cevabım B seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 4. sınıf çalışmalarını görmektesiniz. İki parçadan oluşuyor. Birincisi ana DVD içerisinde Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait konu anlatımları, soru çözümleri, alıştırma etkinlikler, yazılı soruları. Tamamı 674 adet ders videosu, 133 saatlik bir anlatım. Sevgili öğrenciler, diğeri de ek DVD, binlerce soru çözümünün olan ek DVD. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait. İçerisinde 165 adet ders videosu var. 27 saatlik bir anlatım. İlköğretimvideo.com bana ait olan internet adresi. Gir buraya, satın alacağın 4. sınıf DVD'siyle ilgili ayrıntılı bilgiyi edin. Siparişini verebilirsin. 3 numaralı sorudan devam ediyorum. Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Çocuklar, banketin sağ tarafından gitmen gerekiyor. Yola uzak olan tarafından. Doğru cevabım A seçeneği olması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli öğesidir? Yani yol bozuldu, yaparsın. Trafik levhasına zarar verdin, yapabilirsin. Taşıt bile düzeltilebilir, ne bileyim, kaskodan, sigortadan parasını temin edebilirsin ama insan hayatını geriye getiremezsin sevgili öğrencim. Dolayısıyla trafiğin en önemli unsuru insandır. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, Emre'nin yaptığı hangi davranış yanlıştır diyor bize. Bakalım. Yaya alt geçit ve üst geçitlerini kullanıyor. Doğru bir davranış A seçeneği. C seçeneğindeyim. Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor. Doğru davranıştır. Eledim. Karşıya geçişlerde yaya veya okul geçitlerini kullanıyor. Doğrudur. Eledim. B'ye bakalım. Yaya kaldırımlarını kullanmıyor. Kullanmıyorsan o zaman Emre ne yapıyor? Kullanmadığı zaman yoldan gitmiş oluyor. Bu da yanlış bir davranıştır. Cevabım B seçeneği.
Yazılımımızın C bölümü aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor. Yayalar için karşıdan karşıya güvenli geçiş alanları nelerdir? 5 tanesini yazınız. 15 puan değerinde yaptığın her doğruyu 3 puan olarak da hesaplayabilirsin. Çocuklar, trafik ışıklarının, lambaların olduğu yerler güvenlidir. Çünkü orada herkes ne yapacağını bilir. Yeşil ışıkta geçilir, kırmızı ışıkta durulur. Yine yaya geçitlerinde de şoförler, sürücüler durmak zorundadır sevgili öğrencim. Öncelik sana aittir. Bir diğeri de alt geçitlerdir. Büyük şehirlerde çokça bu bulunur. Bir diğeri üst geçitlerdir. Bunu da hemen yazdık. Ve okul geçitleri de yine güvenli geçiş yerlerindendir. Ayrıca işte trafik polisinin olduğu yerleri vesaire yazabilirsin. 10 puan değerindeki bir diğer sorumuz, trafik levhalarının ne mesaj verdiğini altlarına yazınız. Çocuklar, üçgen şeklinde olan trafik levhaları uyarı verir bize. Daire şeklinde olanlar ise yasaklama verir. Kare şeklinde olanlar ise bizi bilgilendirme yaparlar. Yazılımımızın C bölümü boşluk doldurmayla ilgili 20 puan değerinde yaptığın her doğruyu 2 puan olarak da hesaplayabilirsin. Kelimelerimize bakalım. Sol, trafik yoğunluğunun, mal, daire, motorsuz, yolcu, karşıya geçerken, 3, taşıt ve banketten kelimeler. Kara yollarında nokta 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 koşmadan hızlı adımlarla geçilmelidir. Çocuklar, kara yollarında karşıdan karşıya geçerken koşmadan hızlı adımlarla geçilmelidir. İkinciye baktım. Trafik işaret levhalarının nokta 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 temel şekli vardır. Trafik işaret levhalarının üçgen, kare, dikdörtgen, daire gibi 3 temel şekli vardır. 3 numaradayım. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi nokta noktanın azalmasına katkı sağlar. Trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlar. Bir diğeri nokta 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 şeklinde işaret levhaları yayaları ve sürücülerin davranışlarını yasaklar. Daire şeklindeki trafik levhaları yaya ve sürücülerin davranışlarını yasaklıyor. 5 numaradayım. İnsanlar trafikte yaya, sürücü ve nokta nokta olarak bulunabilir. İnsanlar trafik içerisinde yürürse yaya, otomobili kullanırsa sürücü ya da yolcu olarak da bulunabilirler. 6 numaradayım. Trafik kazaları hem can hem de mal kaybına sebep olmaktadır. Mal kelimesini de buraya getirdim. Karayolunun kenarında kaldırım yoksa nokta noktadan yürümeliyiz. Kaldırım yoksa banketten yürümen gerekiyor. Banketten kelimesini de buraya getirdik. Bisiklet, kaykay, paten gibi nokta nokta araçları trafiğe kapalı alanlarda kullanmalıyız. Biliyorsun bunlar motorsuz taşıtlardır. Bunları trafiğe kapalı olan alanlarda sürmen, kullanman gerekiyor. 10 numaradayım. Karşıdan karşıya geçerken trafik akışını kontrol etmek için önce sol tarafa bakmamız gerekiyor. Sol kelimesini de buraya getirdim. Yazılımımızın D bölümü 10 puan değerinde. Aşağıdaki trafik levhalarının ne anlama geldiğini ok işaretleriyle eşleştiriniz diyor. Kelimelere baktığımızda okul geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidi, mecburi bisiklet yolu, hastane ve yaya geçidi. Hemen hastane ve H harfini şöyle eşleştirdim sevgili öğrencim. Yaya geçidi ilk baştaki, onu da eşleştirdim. Bakın buraya dikkat edin, yaya geçidiyle karıştırmayın. Bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu ellerinde çantalar var. Buna ben okul geçiti demem gerekiyor. Kontrolsüz demir yolu geçidini de işte buradaki tren resminden de çıkartabilirsin. Mecburi bisiklet yolunda bu şekilde eşleştirebilirim. Yaptığın her doğru eşleştirme için 2 puan hesaplama da yapabilirsin. Yazılımımızın F bölümü aşağıdaki görsellerin altına anlamlarını yazınız diyor. Kelimelerimize hemen bakalım. Üst geçit, banket, yaya geçidi, ışıklı trafik işaret cihazı, alt geçit ve toplu taşıma araçları. İlk baştakine baktığımız zaman trafik lambası, ışıklı trafik işaret cihazı diyoruz. Şöyle bir eşleştirme yaptım. Eşleştirmen için her doğru için 3 puan olarak hesaplamada yapabilirsin. Çocuklar, otobüsler toplu taşıma araçlarıdır. Bu şekilde eşleştirdim. Burada da dikkat et, üst geçitle karıştırma bunu. Arabalar giderken
Yayalar burada yolun altından gidiyor. Bu alt geçittir sevgili öğrenci. Alt geçitleme. Eşleştirdim. Buraya baktığım zaman kaldırım olmadığı yollarda yan tarafında yayaların geçmesi için banketler vardır. Banket kelimesini de buraya getirdim. Buraya baktığım zaman da taşıtlar altından geçerken sen burada üstten karşıya güvenli bir şekilde geçiyorsun. Üst geçittir tabii ki bu. Buraya da üst geçidimizi geçirdik. Yaptığımız her doğruyu da 3 puan olarak hesapladık. Yazılımımız burada sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.